Şu anda aldığım talimat bu şekilde. Milletvekillerinde. Yani ben aldığım talimat söylüyorum. Oradan yani, milletvekilleri dahil kimse içemeyecek. Bu halkın seçtiği milletvekilleri, yasal hakları, dokunulmazlıkları olan burada 4 tane milletvekili var. Bunlar dahil mi? Milletvekili dahil kimseyi tabii ki milletvekili dahil kimseyi buradan geçirmeyeceksiniz diye vali beyden talimat aldım. Yasal olmayan bir talimat almışsınız. Peki yasal olmayan bir talimat uyguladığınızda siz suç işlediğinizin farkındasınız. Ben vali bey ile birlikte yanlış yapmaya razıyım. Vali bey yanlış yapıyor diye siz de yanlış yapmaya razısınız. Vali bey eğer bir konuda yanlış yaparsa ki yapmaz. Yapmayacağını eminim. Ben yasal olmadığımı söylüyorum. Şimdi bu yaptığınız zaman yanlış değil. Şu anda siz anayasal suç işliyorsunuz. Şu anda vali de suç işliyor. Siz de suç işlemeye devam edecek misiniz? Vali bey de ben nasıl talimat alırsam ben vali beyden gelen talimatı uyguladım. Yani vali bey size suç işlemenizi söylerse de suç işleyeceksiniz. Vali beyden gelen talimat. Bugün biliyorsunuz bu iki gündür geber. Muhasaraya alınmış. Muhasaraya alınan bir ilçemizde halkın %95'inin oy verdiği vekillerin geçişine bugün hepimizin de bildiği gibi burada işte vekillerin 5 vekilinin önünün kesilmesiyle birlikte işte efendim geçişimize izin vermiyoruz. Kimin emridir? Kanun böyle bir şey söylüyor mu? Hayır. Bu sarayın kanunlarının olduğunu söylüyoruz. Burada halkın temsiliyetinin olduğu bir yerde halkın kendi seçilmişlerini zor gününde görmek istiyor. Burada şu anda yapılanın yasal olmadığını, kanunlara aykırı olduğunu, bunu kabul edemeyeceğimizi herkesin de bilmesi gerekiyor. Bugün her ne kadar operasyon adı altında, burada aslında geçenlerde hepimizin de tanığı oldu. Buradaki sivil halkın başına basarak işte siz devletin gücünü burada göreceksiniz. Aslında bugün vekillere söylemeye çalışılan da budur. İşte biz size de izin vermeyeceğiz. Siz her ne kadar seçilmiş olsanız da biz bu iradeyi kabul etmiyoruz. Dolayısıyla nasıl sarayda bu iradeye karşı sivil bir darbe yapılmışsa buradakin de valinin emirlerinin Türkiye'deki çıkan kanunlardan üstün olduğunu, bu kanunların aslında geçerli olmadığını Kürdistan'da hepimizin bildiği gibi orman kanunlarının geçerli olduğunu, o halin geçerli olduğunu hepimiz burada şu anda müşahede ediyoruz. 5 tane vekil var, heyetler var. Efendim biz sizi durduracağız. Gerekirse silah da kullanırız. Çünkü biz bir yerden emir alırız. Biz de şunu söylüyoruz. Bu halkın iradesi asla böyle ufak engellemelerle, böyle yola bariyerler koyarak buradaki işte biz sizi engelleyeceğiz, bunu kabul edemeyiz. Halkımız bunu kabul etmeyecek. Şu anda zaten yaptıkları hiçbir şeyin, hiçbir yasal boyutu yok. Bakın, bu ülkeyi nasıl 2 günde savaş çıkarttılarsa, 2 saatte de bunu da çözebilirler. Burada herkesin bilmesi gerekiyor. Şu andaki, buradaki uygulama fevri uygulamadır. Burada asla halk düne kadar sokaktaydı, dükkanını açmıştı, herhangi bir sıkıntı da yoktu. İşte başta da söyledim, o burada kendini göstermek isteyen devletin refleksi, devletin o Kürdistan'ı işte kan akıtan yüzü, Kürdistan'ı işkence olan yüzü. Bu süreç hepimiz bu sürecin takipçisiyiz. Bu süreçte AKP hükümeti tekrardan halkın yanık ama ben inanıyorum ki halk bu seferde o onların istediklerini asla vermeyecektir. Bu sefer yargılama süreci onlar için geçerli olacaktır. Halk bunun hesabını soracaktır. 7 Haziran'da nasıl onları başkan yaptı, yapmadıysa, onları iktidarda düşürdüyse tek başına, bugün kapı kapı dolaşıyorlarsa, bir sonrakinin bunun daha kötüsü olacağını herkesin bilmesi gerekiyor. Bugün Türkiye'deki bütün halk uyanmıştır. Herkes de bunu görüyor. Bunu en çok askerler biliyor. Bu savaşın aslında onların savaşı olmadığını, onların şu andaki duygularına hitap eden bir savaş olmadığını, bunun bir vatan savunması değil, bir saray savunması olduğunu en iyi kendileri biliyorlar. Bunu da kamuyla paylaşmak istiyoruz.